Bugün 27 Şubat, ben Ali Çağatay. 5 saati programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz AK Portföy Genel Müdürü Doktor Alp Keler. Hoş geldiniz Alp Bey. Hoş bulduk. Şimdi bugün aslında biraz tematik olarak şunun üzerinden gitmek istiyorum. Hani kamuoyunda yaygın bir kanaat var ya, daha doğrusu şehir efsanesi gibi, işte BES portföyleri çok iyi yönetilmiyor. Çok iyi yönetilmediği için de insanlar BES'e neden rağbet etsinler? BES portföyündeki müşteri ilişkileri departmanları aslında müşteriyle birebir iletişimde çok sıkı ilişki geliştirmiyor falan diyorlar. Elimizde bir takım grafikler var. Şimdi bu grafikleri ekrana verdiğimiz zaman bunun aslında bir şehir efsanesi olduğunu kanıtlayacağız bugün. Yani BES portföyleri iyi yönetiliyor. Sadece BES portföylerinin zaman zaman yönetilemez duruma gelmesiyle ilgili yaygın şikayetler artınca o şikayetler gazetelerin manşetlerine çıkıyor. O manşetler de akılda kalıyor. Oysa aslında geri planda, yani biz iceberg'in suyun üzerindeki kısmını görüyoruz. Onunla ilgiliyiz. Altındaki kısımda gerçekten devasa bir varlık var ve iyi de bir getiri var mı diye soracağız. Alp Keler'e bırakalım. Şimdi ne durumdayız şu anda geldiğimiz nokta itibariyle? Şimdi yani ben tabii bireysel emeklilik sektörü için genel olarak şunu söyleyebilirim. Yani bugüne kadar Türkiye'de, yani ekonomimizde olsun, sermaye piyasalarımızın gelişim açısından olsun ve halkımızın tasarruf eğilimleri ve yatırım eğilimlerinin gelişmesi açısından atılmış en pozitif adım. Evet. Yaklaşık 10-11 yıldır hayatımızda ve günden güne de daha çok hayatımıza girmeye başlıyor. Evet. Varlıklar büyüyor. Yatırımcı sayısı 5 milyonu sene başında geçti. Artık hayatımızda daha çok konuşmaya başladığımız, gündemimizi meşgul eden bir konu. Biz tabii portföy yönetimi şirketleri olarak bize çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu varlıkları mevcut piyasalar içerisinde, mevcut alternatifler içerisinde, o fonların yönetilebilecek belirli sınırlamaları içerisinde yüksek performans yakalayabilmek. Evet. Bizim portföy yönetimi sektörümüz açısından da toplam yönettiğimiz varlıklar 80 milyar civarındaysa, artık bireysel emeklilik fonları hızlı bir büyüme gösterdiği için yaklaşık yarısını, 37-38 milyarını bireysel emeklilik fonları oluşturmaya başladı. Bu çok önemli bir yüzde ve önümüzdeki dönemde de bunun artmasını bekliyoruz. Çünkü son geçen sene %44 büyüdü bireysel emeklilik pazarı. Son 5 yılda da %320 büyüdü. Yani bu hız devam yani ederse, hem katılımcı sayısı bakımından hem getiri bakımından. Tabii toplam varlık, evet, varlık büyüklüğü olarak büyüklüğü kastetmiştim olarak ben. Bu varlık büyüme hızı devam etmesini öngörüyoruz. O zaman önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda da çok önemli bir aktör olmaya başladı. Hani derler ya, Halep oradaysa arşın burada. Şimdi grafikler, evet, üzerinden konuşacağız. Grafikler üzerinden konuştuğumuz zaman çok daha net, iyi anlaşılacak. Selçuk'tan rica ediyorum, yönetmenimizden birinci grafiği, daha doğrusu Türkiye'de portföy yönetim sektörüyle ilgili olan grafiği versin. Alp Bey, isterseniz buradan, tabii, isterseniz ekrandan, nasıl arzu ederseniz, hangisi daha kolayınıza geliyorsa, şu anda full ekran verdiler. Tamam. Şu grafiği bir yorumlayın bize. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu grafikte portföy yönetim sektöründe yönetilen varlıkları görüyoruz. 2004 yılında biliyorsunuz bireysel emeklilik fonları çok ufaktı. Yatırım, evet, fonlara ağırlıklı bir portföy yönetimi sektörü vardı. Yıllar itibariyle bireysel emeklilik fonlarında büyüme hızlandı. Özellikle devlet katkısından sonra ivme daha da arttı. Ve 2014 yılında da ulaştığı rakamlar. Yani şu 2014 gri fonla işaretlenen yerle siyahı karşılaştırın, evet, diyoruz. Ortadaki olan, evet, yani en son 2014'e baktığımızda yatırım fonları 35.4 en aşağıdaki, 37.8 olan bireysel emeklilik fonları, 7.3 olan da özel portföy yönetim dediğimiz dağılım. Net bunun olarak 3 puan önüne geçmiş durumda ki tabii, bu hep iğme, geriden izliyordu. Tabii, bu iğme daha da artacak. Peki, bir sonraki grafik gelsin. Bireysel emeklilik yatırım fonlarındaki varlık dağılımını gösteren grafik. Orada da işte bu, hani paramızı nereye yatırsak daha çok getiri elde ederizin bir anlamda grafiksel dağılımı. Evet. Şimdi burada bir adım daha geri gitmek istiyorum. Merkez Bankası yıllar itibariyle senede 2 kere hane halkı varlıklarının dağılımını yayınlıyor. Evet. Bu hane halkı varlıklarının dağılımı dönemsel itibariyle çok hızlı değişmiyor ama 10 yıllık dönemlerde değişim gösterebiliyor. Evet. Örneğin, sağdaki grafik o. Sağdaki grafik o. Örneğin 2004 yılında bu dağılıma baktığımızda mevduat %36 iken döviz tevdiat, yani döviz mevduatı %34, direkt yatırımcıların tahvil bono alımları %22, hisse senedi %7 idi. Evet. 2014 yılına geldiğimizde ise sağdaki grafikte görüyoruz. Mevduat %53,
DTH %27, işte yatırım fonu, kıymetli maden, emeklilik yatırım fonu şeklinde diğer dağılım var. Bu Merkez Bankası bunu periyodik olarak yayınlıyor. Şimdi bunun dışında bir de bireysel emekliliği bu dönemde bakmak lazım. Yani 2004 yılında bir dağılım başladı. 2014 yılında da bu dağılım gelişti ve bugünlere geldi. Peki o çubuk grafiği verelim, üçüncüyü. 2014'te aslında pardon, sol taraftakini peki. Ben bireysel emeklilik dağılımı aktarmak bir gerekirse. Bir Selçuk tekrar, evet. Sol taraftaki de bireysel emekliliğin dağılımını gösteriyor. Tahvil bono %52, hisse senedi %13, özel sektör tahvili %10.5. Yani bireysel emeklilik fonlarının dağılımı daha uzun vadeli. Hisse senedi gibi performansını uzun vadede alacağınız, özel sektör tahvili gibi performansı biraz daha piyasa koşullarında dalgalanma gösteren ama uzun vadede daha yüksek performans gösteren, tahvil bono da keza öyle bir dağılıma sahip. Bu iki dağılım birbirinden zaman içerisinde ayrıştı. Evet. Ve biz şöyle bir analiz yaptık sektör olarak. Ya 2004 yılı ve 2014 yılında bireysel emekliliğin hayatımıza girdiğinden itibaren bireysel yatırımcı ne yapıyor? Bu hane halkı dağılımı bunu gösteriyor. 6 aylık dönemlerle bu dağılımın performansına bakarak bireysel emeklilik fonlarının da 2004'ten itibaren performansını masaya yatırdı. Evet. Ve sonuç gerçekten hani bizim beklediğimiz bireysel emekliliğin daha iyi olacağıydı ama sonuç bizim beklediğimizden de daha iyi oldu. Çünkü uzun dönemde bir varlık dağılımı diğerine de göreceli olarak üstünlük sağlıyor. Peki. Şu grafikte de aslında belki bu grafikte de çok net bir şekilde evet. Bunu görüyoruz. Bu 11 yıllık dönemde bireysel emeklilik fonları hane halkı yatırımcıların yani küçük yatırımcıların kendi başına yaptığı yatırımlara göre 280 getiri sağlamış. Diğeri. 11 yıllık. Diğeri 206 getiri sağlamış. Aradaki farktan hani yüzdesel fark o küsurat farktan dolayı %75 diyebiliriz. Evet. %75. Bu azımsanacak bir fark değil. 11 yılda ciddi bir fark. İnanılmaz. Ama yıllar itibariyle de bu analize de bakmak lazım. Çünkü uzun dönemde biz ama şu iddiayla yola çıkıyoruz. Bireysel emeklilik bugünden yarına yatırım yapılabilecek bir ürün değil. Gazetede her gün birim fiyatı açıklanıyor fondan. Her gün birim fiyatını takip edilerek aksiyon alınabilecek bir şey değil, bir yatırım aracı değil. Bireysel emeklilik tabii ki belirli haklar var. Yılda belirli varlık dağılımlarını değiştirme hakları var. Evet. Ama ana olarak stratejik varlık dağılımını yani uzun dönemli varlık dağılımını doğru seçip yıllar itibariyle belirli taktiksel değişimler yapılarak yönetilmesi gereken bir ürün. Uzun dönemli varlık dağılımının getirisini zaten deminki grafik çok net bir şekilde ifade ediyor. Harika. Şu KC'yi de BES fonları iyi yönetiliyor mu soru işaretiyle verin. Çünkü bugün onu konuşuyoruz. Hani bu kafalardaki soru işaretini dağıtacağız ya gerçek anlamda. Çünkü rakamlar üzerinden konuşuyoruz. O bakımdan Alp Bey şu grafiği de yorumlayın. Ondan sonra tabii. Başka sorular var. İzleyici soruları var ayrıca. Şimdi bir tabii. De size destek mesajı var. Bülent Göney diyor ki Sayın Alp Keler'e vermiş olduğu detaylı, aydınlatıcı, bir o kadar da anlaşılır bilgilerden dolayı teşekkür ederiz diyor. Dolayısıyla evet, mesaj gidiyor şu anda. Peki. Şimdi burada tabii şey önemli. Yıllar itibariyle bir sonraki tabloya geçebilirsek bir orada da ben onu gelelim. Aktaracağım. Şimdi bireysel emeklilikteki evet, performans bu. İki ana etken var burada. Bir tanesi varlıkların dağılımı. Biz demin neyi kıyasladık? 11 yılda bireysel emeklilik varlık dağılımı genel hane halkı varlık dağılımından daha iyi performans gösteriyor. Bunu bu grafikte de yıllar itibariyle bakalım dedik. Evet. 2004 yılından itibaren 2014'te dahil toplam 11 yılda yaklaşık 8 yılda bireysel emeklilik varlık dağılımı hane halkı varlık dağılımından daha iyi bir getiri sağlamış. 3 evet. Yılda ise hane halkı daha iyi getiri sağlamış. Şimdi özellikle uzun dönemde olumlu, yıllar itibariyle olumlu ama burada olumsuzlara bakalım, bir de son yılda olumluya bakalım. Bunun üzerinden birkaç analiz yapmak istiyorum. Şimdi 2008 yılında örneğin hane halkı daha yüksek getiri sağlamış. 2011 yılında daha yüksek getiri sağlamış, 2013 yılında. Yani o 3 yıla spesifik bakmak isteriz. 2008 yılı biliyorsunuz dünyada krizin olduğu bir yıl. Evet. 2011 yılı Avrupa krizinin olduğu bir yıl. 2013 yılı da biliyorsunuz FED'de belirli aksiyonların alındığı ve tüm dünyada dünya piyasalarının gelişmekte olan piyasaların olumsuz etkilendiği bir yıl. Şimdi bu yıllarda ne oluyor? Borsa... Elimizde bir grafik vardı, onu ekrana veremedik. O grafik üzerinden aslında ekrana tutarak gösterirseniz, yani hani bireysel emeklilik fonları bazı yıllarda arızi olarak, geçici olarak
diğer fonlara göre daha az getiri sağlıyor ya. Bu evet, o deminkinde vardı aslında. Borsanın performansıyla ilgili. Deminkinde vardı aslında o. Şimdi 2008, 2011 ve 2013'te bunu görüyoruz. Örneğin 2013'te baktığımızda bireysel emeklilik fonları eksi 0.2 getiri sağlamış. Hane halkı %7.1 getiri sağlamış. Evet. Ama bu yıl öyle bir yıl ki borsanın çok ciddi değer kaybetti. Faizlerin yıla %7 seviyelerinden başlayıp Mayıs'ta tarihi dipi görüp 4.60, daha sonra yılı %11-12 seviyelerinde, yani iyi başlayıp yüksek seviyede kapattığı bir yıl. Dolayısıyla varlıkların iyi performans göstermediği bir yıl. Şimdi faizlerin kötü getiri sağladığı, borsanın kötü getiri sağladığı bir yılda biz bireysel emeklilik fonları olarak zaten bu yatırımlara yatırım yapıyorsak zaten sonuç bu oluyor. Evet. Şimdi bu iyi kötü yönetildiği anlamına gelmemesi lazım. 2014 yılında da ben iyi bir yılda örnek vermek istiyorum. Buyurun. 2014 yılında hane halkı 8.7 getiriyor. Bireysel emeklilik 14.7. Bu yılda sanki görünen hani bireysel emeklilik fonları çok iyi yönetilmiş. Şimdi bu da bu anlama gelmedi. Bu da doğru değil diyorsun. Çünkü borsa ciddi şekilde yükselmiş. Faizler de sene başı ve sene sonu arasında bir düşüş kaydetmiş. Dolayısıyla bundan dolayı piyasadaki enstrümanlar iyi getirdiği için performans iyi. Dolayısıyla yıllık bazdan bir kere ayrıldırmak lazım. Uzun vadeli trendlere baktığımızda uzun vadede iki faktör ön plana çıkıyor. Bir tanesi performansın uzun dönemde dağılık, varlık dağılımı önemli. İkinci faktör ise portföy yönetim şirketlerinin performansı. Bununla da ilgili bu analiz biraz daha makro, bireysel emeklilerin daha makro bakış açısı. Mikroda ise portföy yönetimi şirketleri ne yapmış? Evet. Bunları birkaç cümleyle şey yapabilirim. Burada grafiğimiz yok galiba. Ben onu sözlü olarak aktaracağım. Tamam. Şimdi yıllar itibariyle baktığımızda son 5 yıllık dönemde hisse fonları 4 ana gruba ayırdık. Hisse fonlar, esnek fonlar, kamu iş borçlanma fonları ve likit fonlar. Evet. Şimdi burada hisse fonlarda ortalama getiridir bu. Hisse onu fonlar ekrana tutabilirsiniz. Yani arkadaşlarımız görebilirler. Evet. Hisse fonlar %86 getiri sağlamış. %62 ise benchmarkları getiri sağlamış. Yani %23 civarında kıstasın üzerinde bir getiri söz konusu. Esnek fonlarda %2.6 üzerinde bir getiri söz konusu. Kamu iş borçlanma fonlarında %2.6, likit fonlarda %3.3. Yani portföy yönetim sektörü de benchmarkların üzerinde getiri sağlamış ortalama olarak. Burada tabii bir analiz daha yaptık. Peki yüzdesel olarak nasıldır? Yani sektörde iyi yöneten arkadaşlarımız da var. Orta yöneten arkadaşlarımız da var. Daha düşük performans tabii, gösteren arkadaşlarımız çok da var. Çok doğal. Ama uzun dönemde sektörün performansı nasıldır diye baktığımızda hisse fonlarda sektörde %94'ü. Yani 10 tane hisse fonun 9.4'ü. Çok iyi çalışmış. 9 diyelim. 9'u iyi çalışmış ve benchmarkına iyi getir sağlamış. Dünyada bir tane de olabilir yani. Çok normal. Tabii. Dünyada portföy yönetim performansı kıstasın üzerinde katma değer yaratmış mı yaratmamış mı? Yaratılan katma değerin varlık sınıfına göre büyüklüğüyle ölçülüyor. Bu bono fonlarında belki 1-2 puandır. Hisse senedi fonlarında birkaç puandır. Yani burada şeyi tartışabiliriz. Yani üzerinde getiri sağlamış ama ne kadar üzerinde getir sağlamış? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama kıstasını geçmiş mi? Geçmiş. 10 fonun 9'u geçmiş. Gelir amaçlı esnek fonlarda 10 fonun 7.5'u geçmiş. Likit fonlarda 10 fonun 8.4'ü geçmiş. Esnek fonlarda 6.8'i geçmiş. Kamu iç borçlanma fonlarında da 7.6'sı geçmiş. Yani bu rakamı bugün dünyada birçok portföy yönetim sektöründe ortaya koyun. %50, 55, 60'lar civarındadır. Hatta dünyada pasif yönetilen fonların ön plana çıkmasının nedeni de budur. Ama bu içeride şu anda portföy yönetim sektörünün bir değer kattığını gösteriyor. Bir katma değeri var. Katma değer tabii yıllar itibariyle altındaki varlıkların kötü olduğu yıllarda ya bir katma değer yok vesaire diye algılanıyor. 2011, 2013 veya 2008'de. Evet. 2014'te ise katma değer yine ayrışamıyor. Çünkü piyasalar iyi. İkisini ayırmak lazım. Portföy yönetiminin performansıyla varlıkların getirisini ayırmak lazım. Ayırmak bunu lazım. Doğru yapabilirsek, derinlemesine analiz yaparsak daha doğru sonuçlar yakalayabiliriz. Şahane, çok iyi anlattın. Şimdi birkaç soru var. Onlar üzerinden de gidelim. Teknik sorular olursa hepsini yanıtlamayabiliriz. Çünkü hepsini bilmeyebiliriz. Son derece doğal. Yavuz Yıldırım'ın sorusu ama yanıtlanabilecek türden bir soru. Der ki, emeklilik fonları neden borsada ters işlem yapıyorlar? Alım zamanı gelince satım, satım zamanı gelince de alım yapmalarının sebebi nedir? Şimdi aslında bu teknik olarak şimdi fon türleri bazında bunu ayrıştırmak lazım. Hisse senedi fonları %80 ile %100 arasında hisse senedi taşımak zorunda. Dolayısıyla borsanın performansı iyiyken %80 en az taşıdığı için iyi getiriyor.
borsanın performansı kötüyken %80 yine en az taşımak zorunda olduğu için kötü getiriyor. Yani şortlama veya alma satma yok. 80 ile 100 arasında hareket edebiliyor. Esnek fonlarda piyasa ortalaması %30-40 hisse senedi taşıyor. Dolayısıyla aslında emeklilik fonlarında böyle piyasa düşerken şey yok. Sadece yükselirken az hisse taşıyabilir. 80 ile yükselişi yakalayabilir. O dönemi iyi görememiştir. Tam tersi düşerken de %100 düşüşe yakalanmıştır. Aslında performans bu aradaki fark. Veya tam tersi %100 yükselişi yakalayıp 80'de düşüşe yakalamak. Bu da olumlu bir performans yakalamak. Peki, Muzaffer Işık'ın sorusu da şöyle. Der ki, internetten fon değişikliği talep edildiğinde uygulama esasları nedir? Ve şirketlere göre değişkenlik gösteriyor mu? Şimdi bu tabii şirketlere göre değişkenlik gösteriyor. Bu biraz daha uygulayanlar var, uygulayamayanlar var. Bu biraz daha bireysel emeklilik şirketleriyle ilgili bir soru aslında. Biz çünkü varlıkları yöneten şirketiz. Tabii. Yani bize bu varlıklar veriliyor ve biz bunları siz değerlendiriyoruz. Yönetiyorsunuz. Biraz daha yani bu operasyonel süreçle ilgili olduğu için kurumlar bazında farklılıklar var. Sadece yılda belirli kurallar çerçevesinde varlık dağılımı değişilebiliyor ama ben varlık dağılımını uzun dönemli kişinin gelir, risk vesaireye göre başlangıçta doğru belirlenmesi, iyi bir finansal danışmanla çalışması ve bunun üzerine de yıllar itibariyle burada çeşitli ufak tefek oynamalarla yola devam edilmesini tavsiye ediyorum. Peki. Kral Fins Niki ile yazan izleyicimiz de şöyle bir şey soruyor. Aslında bu bir genel yakınma. Ben bu yakınmayı çok sık alıyorum izleyicilerden. Der ki, yılda 6 defa değişim imkanı yaratıyor biliyorsunuz fonlar. Ve diyor o zaman da koruyamıyoruz. Mesela bu 6, 8 olabilir mi? 10 olabilir mi? 12 olabilir mi? Ya da daha fazla olabilir mi? Yoksa hayır 6'yı ancak yapabiliyoruz. Daha fazlasını yaparsak daha çok eleman istihdam etmek durumunda kalırız. Daha çok harcama yapmak durumunda kalırız. Ya da teknik olarak bu çok mümkün değil mi diyorsunuz? Şimdi aslında teknik olarak bence bu sayı arttırılabilir. Arttırılabilir. Ama ben sayının arttırılması taraftarı değilim. Demin de zaten onu aktarmaya çalışıyordum. Önemli olan o varlık dağılımını doğru seçmek. Başlangıçta varlık dağılımı doğru seçtiğinizde 6 fazla bile. Bugün dünyada varlıklarınızı siz 6 kere değiştirmiyorsunuz. Bugün dünyada yani örneğin Türk yatırımcısıyla global yatırımcısı arasındaki alışkanlıklardan da bahsedeyim. Direkt spesifik hisse senedi örneğinden bahsedebiliriz. Türk yatırımcı için ortalama hisse senedi taşıma süresi 30 günlerdeyken yabancı bir yatırımcı için Türk hisse senedi piyasasında yatırım yapma süresi 365 gün. Yani yabancı yatırımcı 365 gün yatırım yapıyor. Bu yılda bir kere o pozisyonu değiştiriyor diyelim. Evet. Yani 6 kere aslında çok fazla. Ama bize tabii yetmiyor yatırımcılar. Çok piyasa içerisinde olan yatırımcılarımıza yetmiyor. Bazı yatırımcılarımız da hiç takip etmiyor. Başlangıçta bravo, aldığı portföy aynen devam ediyor. Zaten yazan mesela bu tweet'i yazan izleyicimiz trade ediyor. Belli. Tabii o takip ediyor. Ona az geliyor. O çünkü 24 saatte 5 defa alıp satabilen bir şeye sahip. Bilinçli bir yatırımcıysa fırsatları değerlendirmek istiyor. Ama peki buna mevzuat mı izin vermiyor? Mevzuatta 6 kerelik bir sınırlama var. Peki o zaman demek ki mevzuatta bir değişiklik yapılması şart. Çünkü belli ki böyle nitelikli bir yatırımcı var ayrıca çok küçük olmakla beraber. Onlara da bu imkanın sunulması tabii lazım. Bireysel emeklilik sistemi dizayn edilirken biraz daha geneli kapsayarak dizayn edildi. Yani bu gibi hani ama burada ayrımı yapmak hani çok kolay da değil yatırımcılar nezdinde. Yani 6 kimine göre yetiyor, kimine göre yetmiyor. Yani ama ben şunu söyleyebilirim. Varlıklarını değiştirmeyenlerin Türkiye genelinde oranı o kadar yüksek ki. Yani bugün alıyor, ilk varlığını hiç değiştirmiyor. Evet. Bırakın bir kere bile kullanmıyor hakkı. Ya yani belki çok özel hani bu yatırımcılar için belirli şeyler tanınabilir. İşte çeşitli lisanslar, tecrübeler veya varlık düzeyi veya risk düzeyleri tanınır. Farklı bir şey yapılabilir ama şu anda hani 6 bile yeterlidir diye düşünüyorum. Peki. Kendisi de ama şöyle bir gerekçeyle bize cevap veriyor. Tekrar ikinci bir tweet atmış. Diyor ki Türkiye'de ortam o kadar hareketli ki ayak uyduramıyoruz diyor. Doğru. Doğru. Volatilitemiz çok volatiliz. Yani hani mesela işte dün sabahtan bugüne şu anda mesela dolar 2.51'in üzerinde seyrediyor. Faiz 8.48'leri bulmuş durumda. Şimdi böylesi bir ortamda yani dün 8, bugün 8.48. 50 bas puana yakın bir faiz artışı olmuş. Dolarda çok ciddi bir hareket var. Böylesi bir ortamda çok hareketli olduğu için onun talebi farklı. Aslında ben, doğru ama ben buna şöyle cevap vermek isterim. Biz portföy yönetim sektörü olarak şunu yapabiliriz. Bugün doğru ya da yanlışın %50 olduğunu varsayarsak, %50 doğru, %50 yanlış. Evet. Biz bu %50'yi tüm sektör olarak detaylı analizler yaparak, çeşitli bilimsel çalışmalar yaparak ve iyi koklayarak %55-60'a çıkartabiliriz. Bunun yanında bir de piyasada ani yükseliş ve ani düşüş yani sert hareketleri, ana trendleri yakalarsak zaten
görevini yerine getirmiş oluruz. Yani geçmiş dönemde de hani rakamlar bunu teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde yapar mıyız? Onu rakamlar gösterecek. Ama son 5 yıllık dönemde sektör bunu yapmış. Ben bu rakamlardan onu görüyorum. Evet. Alp Bey çok güzel anlattınız. Yani hakikaten pek çok konuya aydınlık evet. getirmiş olduk. Yani böyle karanlık flu bir nokta kalmadı. Son bir soruyla noktalayacağız. Bir dakikada vaktimiz var. Belki bir dakikadan daha az. Selçuk bilmiyorum ne kadar izin veriyor bize. Bir dakika tamam verdi. Muzaffer Işık sizinle ilgili soruyor. Daha doğrusu AK Portföy ile ilgili soruyor. İnternetten fon değişikliği talebi Akbank BES'teki alım satım uygulama esası açıklanabilir mi diyor. Bununla ilgili bir küçük... Yani şimdi internetten fon değişimi tabii bu biraz dağıtım kanalı ve yatırım danışmanı ile ilgili olan bir soru. Ve portföydeki varlıklarının hangi varlıklardan, yani şu andaki portföyünü bilmediğim için bugünkü varlıklardan hangi varlıklara geçmek istediğini de bilmiyorum. Burada çünkü fonlar bazında farklı valörler de var. Bazı fonlarda bir gündür bu valör, bazı fonlarda daha uzun. Dolayısıyla bu varlık dağılımı ile ilgili olarak hani bizdeki ilgili arkadaşlarla da iletişime geçebilirlerse seve seve yardımcı oluruz. Yani sonuç olarak hani nihayetinde burada amaç şu olmalı. Amaç sisteme yatırımcıya kolay ulaşabilmesini sağlamalı ve sistemin uzun vadede de istikrarını sağlamalı. Ben çok kısa bir şey eklemek Tabii, istiyorum. Buyurun. Biz performanslara çok odaklandık. Dünyada bu kadar ve odaklandık ama derinlemesine analiz yapmadan odaklandık. Biz bana göre şuna odaklanmalıyız. Bireysel emeklilik sistemi Türkiye ekonomisi için çok doğru bir model. Elzem? Elzemdir. Bugün tasarrufların artmasını sağlamıştır. Bugün yatırımların daha uzun vadeye gitmesini sağlamıştır. Bugün biz hazine ihraçlarında 2 yıldan benchmark 5 yıla çıkmasını konuşuyorsak, bunun vadenin de 1000 güne çıkmasını konuşuyorsak bunun sayesinde. Bugün yeni finansal ürünler, varlığa dayalı menkul kıymetler, özel sektör tahvilleri nasıl geldi? Bireysel emeklilik ve uzun vadeli yatırımlar sayesinde geldi. Bugün bireysel emeklinin en büyük kazancı şu olacaktır. Varlıkların direkt reel sektöre kanalize olmasını sağlayacaktır. Yeni ürünler de geliyor. Altyapı fonları, girişim sermayesi fonları, gayrimenkul fonları, bireysel emeklilik fonları. Önümüzdeki dönemde bunlara da yatırım yaparak, önümüzdeki dönemde yeni alanlar, varlıkları çeşitlendirmek burada çok önemli. Biz demin analizde bir varlık dağılımı sunduk. İçerisinde hisse senedi, bono vesaire var. Ama yeni varlık sınıfları da yaratmalıyız. Ve bunlar üzerinde de getirileri maksimize etmeye çalışmalıyız. Çok teşekkürler Alp Bey. Konuğumuz AK Portföy Genel Müdürü Doktor Alp Keler'di. Hani derler ya ayın karanlık yüzünü göstermeye çalıştık. Çünkü bugüne kadar medyada bireysel emeklilik fonlarının çok iyi yönetilmediği ya da hiç yönetilmediği gibi genel bir algı vardı. Bu algı üzerinden yapılan operasyonlar sonucu da bireysel emeklilik fonlarına olan talebin hızında bir düşüş vardı. Aslında öyle olmadığını gerçek anlamda hani Türkiye ekonomisiyle çok korele bir yönetim anlayışının benimsendiğini ve fon yönetiminde 10 şirketten 9'unun ya da 10 portföyden 9'unun ya da 10 kişiden 9'unun aslında çok iyi yönetilebilir bir portföye sahip olduğunu ortaya koyduk. Bir tane de tabii ki arada çıkabilir. Bu son derece doğal. Burada noktalıyoruz bugünlük. 15 gün sonra yine yeni bir 5 saati programıyla karşınızda olacağız. Ama birazdan reklam arkası programıyla Ender Merter gelecek karşınıza. Hoşçakalın.